Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Halil Aksu da yanımızda olacak, ancak önce bir canlı bağlantımız var, onu gerçekleştireceğiz. Kameralarımızın karşısında şu anda haber merkezinden Nesrin Korkmaz var. Yanında da Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kahverengi Kokarca'yı konuşacaklar. Peki neredeler? Çatalpınar Göller Mahallesi'nde. Evet Nesrin, şimdi senden detayları alalım. Buradaki Kahverengi Kokarca ile mücadele çalışmaları nasıl gidiyor? Evet, fındığın en büyük tehditlerinden birisi kahverengi kokarcayla geçtiğimiz fındık sezonundan bu yana mücadele devam ediyor. Özellikle kış mevsiminin ardından havaların ısınması ile birlikte kahverengi kokarcalar kendilerini tekrardan hatırlattılar. Elbette bu sürece kadar ilaçlama çalışmaları devam etti. Özellikle Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu konuda ordunun her bir bölgesinde ama en çok da popülasyonun arttığı bölgelerde ilaçlama çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdü. Biz de bugün popülasyonun en çok, en yoğun olduğu bölgelerden birisindeyiz. Çatalpınar Göller Mahallesi'ndeyiz. Geçtiğimiz yıl hatırlarsınız özellikle Fatsa'nın ardından Göller Mahallesi'nde de kokarca popülasyonunun oldukça fazla olduğunu görmüştük. Hem il müdürlüğü hem de ilçe müdürlüğünün çalışmalarıyla birlikte popülasyon oldukça en az seviyeye indirildi. Fakat bildiğimiz üzere tehlike geçmedi. Çünkü önümüzde bir fındık sezonu daha var. Havalar daha da sıcak olacak. Dediğimiz gibi Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü de Kemal Yılmaz bizim konuğumuz olacak. Burada bugün yapılan çalışmalardan bahsedilecek. İlaçlama çalışmaları yapılacak. Vatandaşlara da eğitimler verilecek. İlaçlamaların nasıl yapılması gerektiği konusunda öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Neslihan Hanım. Evet, kahverengi kokarca popülasyonundan her zaman bahsediyorduk. Özellikle 2023 fındık sezonundan itibaren Çatalpınar Göller Mahallesi de popülasyonun olduğu, yani fazla olduğu bölgelerden birisiydi. Önce bugün neler yapılacak ondan bahsedelim. Daha sonra da o ilk güne dair konuşmamız gerekiyor tabii. Evet, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarımız tüm il genelinde, özellikle sahil ilçelerimizde olmak kaydıyla devam ediyor. Sizler de bahsettiniz, burası Göller mahallemiz, Çatalpınar'da kahverengi kokarcanın en yoğun görüldüğü mahallelerden bir tanesiydi geçtiğimiz yıl. Ve burada yoğun bir şekilde mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün de burada mücadelenin bir ayağı olan ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere buradayız. Arkadaşlarımız burada üreticilerimize bilgilendirme yapıyor. Bugüne kadar bir ilaçlı mücadele çalışması da yaptık ama yağışlı gitti havalar. Tekrar şu an havaların açmasıyla beraber bu mücadele çalışmalarını tekrar gerçekleştiriyoruz. Şu an içeride üreticilerimiz, arkadaşlarımız, uzmanlarımız tarafından eğitime tabi tutuluyor. Gene bu bahçede bizim kahverengi kokarcaların yakalanması amacıyla astığımız tuzaklar var. Biyoteknik mücadele kapsamında astığımız tuzaklar var. Onları kontrol edeceğiz, tuzaklara bakacağız. Ve arkadaşlarımızın incelemeler neticesinde de ilaçlama çalışmaları yapılacak. Yoğun bir şekilde şu an çalışmalar devam ediyor. İlk güne dönmek istiyorum müdürüm ben açıkçası. Çatalpınar'da kokarca popülasyon arttı. O günlerden bahsetmek istiyorum. Elbette o zamanlarda gerçekten Ordu'da yoğun bir popülasyondan bahsetmiştik. Başta Fatsa olmak üzere sahil bölgelerinde popülasyon evleri istila etme derecesine kadar gelmişti. Burada nasıl bir mücadele yapıldı? Buradaki popülasyon nasıl azaltıldı? Hem izleyenlerimiz hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımız bu konuda bir bilgilensinler. Evet, tabii kahverengi kokarcanın ilimizde yoğun olarak görüldüğü 2023 yılında özellikle Fatsa, Meşebükü, Bolaman, gene Perşembe Medrese Önü ve Çatalpınar ve Çamaş ilçelerimizin alt kesimleri Ünye, Cevizdere, yani Fatsa tarafı Ünye'nin bu havzada yoğun olarak kahverengi kokarca zararlısı görüldü. Tabii biz bu kahverengi kokarcayla mücadelede entegre mücadelenin tüm unsurlarını kullanmak suretiyle mücadele çalışmaları yapacağımızı ifade ettik ve bu doğrultuda da çalışmalar gerçekleştirdik.
Öncelikli olarak kahverengi kokarcayla mekanik mücadele yapılması gerektiğini, bakın biz hiçbir zaman öncelikli olarak ilaçlama yapılmasını önermedik. Öncelikli olarak ilaçlama yapın demedik ve bunu söylemiyoruz da. Yani önceliğimiz bizim her zaman mekanik mücadeledir. Yani ilk olarak bu mümkünse eğer bu zararlıyla mücadele mekanik olarak yapılabiliyorsa, yani kokarcaların elle toplanıp imha edilmesi, süpürülüp işte imha edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması mümkünse bu şekilde mekanik olarak bu zararlıyla mücadele edilmesini istedik. Ancak yoğunluk o kadar fazlaydı ki bunun sadece mekanik mücadeleyle olmayacağını gördüğümüz için mekanik mücadelenin yanında entegre mücadelenin diğer unsurlarında, yani kimyasal mücadeleyi, kimyasal mücadelenin yanında biyoteknik mücadeleyi ve biyolojik mücadeleyi de devreye sokmak suretiyle, bunlardan dönemine uygun olarak bu mücadele yöntemlerini kullanmak suretiyle kahverengi kokarcayla bugüne kadar mücadele ettik. Tabii bizim bu çalışmalarımız esnasında dünya literatüründe de olmayan ilk defa Ordu'da kışlak ilaçlamasını biz gerçekleştirdik. Kışlak ilaçlamasından da çok ciddi sonuçlar aldık. Bakın mekanik mücadele kapsamında dedik ki kışlaklarınızı kontrol edin. Kışlaklarınızda işte köylerde vatandaşlarımızın yazın kullanıp kışın sahile iniyorlar. Şehir merkezine gidiyor üreticilerimiz ama her birinin köyde evleri var. Bu köyler kışın kullanılmıyor. Çoğusu. Kokarcaların buralarda kışlayacağını, burada çataralarında, serenderlerde, odunluklarda, bu kışın kullanılmayan evlerde kokarcaların oraları kışlak olarak kullanacağını biliyorduk ve buralarda mücadele yapmamız gerektiğini, onun da farkındaydık. En iyi mücadelenin de bu olduğunu karar kıldık. Sayın Valimiz başkanlığında bir toplantı yaptık. Sektör paydaşlarının tamamını topladık. Ve o toplantıda biz kışlaklarda mücadele edilmesi kararını aldık. Sayın Valimiz himayelerinde biz bu çalışmayı başlattık. Bu toplantıda sektör paydaşlarımız olan ihracatçılarımız, ziraat odalarımız, borsamız, borsalarımız, ticaret sanayi odalarımız, üniversitemiz, halk sağlığımız, hepsi, sağlık müdürlüğümüz tamamı bu toplantıya iştirak etti. Ve orada bir karar aldık, dedik ki kışlakları ilaçlayacağız. Burada Büyükşehir Belediye'miz ilaçlama ekiplerini devreye soktu. Onun dışında ihracatçılarımız ilaç noktasında katkı sundu. Gene ziraat odalarımız ilaç noktasında katkı sundu. Muhtarlarımız, kaymakamlıklarımız hepsi bu işin içine dahil oldu. Muhtarlarımız ilçelerde, mahallelerde ekipler oluşturdu, ilaçlama ekipleri kurdu. Büyükşehir Belediye'mizin ilaçlama ekipleriyle beraber gene muhtarlarımızın da ilçelerde, kaymakamlarımızın, ilçe tarım müdürlüklerimizin koordinesinde birlikte yaptığı çalışmayla oluşturduğu ekipler kışlak ilaçlaması yaptı. Tabii biz bu kışlak ilaçlamasından ciddi manada başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz nokta bunu bize gösteriyor. Bu kışlaklarda biz yaptığımız ilaçlama çalışmalarıyla 40 binin üzerinde kışlakta ilaçlama yaptık bakın. Bu çok çok değerli, çok önemli. Buralarda ciddi manada bu popülasyonu baskı altına aldık. Popülasyonu ciddi manada, kokarca popülasyonunu baskıladık. Ve bugün gelinen noktada, geçen sene bu buralarda gene Çatalpınar'ın bu Göller Mahallesi'nde ve bu havzada çok ciddi şekilde kokarcayla karşılaşıyorduk. Ama şu an o kadar yoğunluk olmadığını da görüyoruz. Bu da bugüne kadar yapılan mücadelelerin başarısını ortaya koyuyor. Emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Bakın bu sadece göllerde, sadece Göller Mahallesi'nde 907 kışlakta ilaçlama yapıldı. Yani sadece bu Göller Mahallesi'nde 907 kışlak ilaçlandı. Ve bu ilaçlama çalışmalarından başarı elde ettik. Son çalışmalarımız neler? Şu an yapılan çalışmalar neler? Onlardan bahsedeyim kışlak ilaçlamalarından sonra. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde ilimizde olduğu gibi bölgemizde de özellikle fındık kurdu mücadelesi, külleme mücadelesi, kozalak akarı mücadelesi gibi hastalık ve zararlarla mücadele çalışmaları yapılıyor. Buna bir de kahverengi kokarca şu an eklendi. Tabii fındık kurdu için üreticimiz ilaç atarken biz kahverengi kokarcayla ikisine birden etkili olan ilaçlar var. Onu kullanmasını istedik üreticimizden. Zaten yoğun bir şekilde fındık kurdu mücadelesi bu ilde yapılıyordu. Şu an üreticimiz sadece hem fındık kurduna hem kokarcaya etkili olan ilaçları kullanmak suretiyle bahçelerinde bu mücadele çalışmalarını gerçekleştirdi. Ben üreticilerimize buradan teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir şekilde de bu çalışmalara katkı verdiler.
Ekiplerimiz sürekli olarak ilçe tarım müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız, gene ziraat odalarımız bu çalışmaya yoğun olarak destek verdi. İlçelerde sahadaki çalışmaları yakinen takip ettiler ve şu an gelinen noktada bu ilaçlı mücadele çalışmaları da büyük oranda gerçekleştirildi. Evet, sadece dedik ya, mekanik mücadeleyle bitmeyecek, kimyasal mücadeleyle bitmeyecek. En önemlisi kışlak ilaçlamasıydı, onu da yaptık, onunla da bitmeyecek. Sırada ne var? Sırada eminim ki sizler de soracaksınız. Evet, soracaktım ama siz buradan açıklayın, daha sonra yine konuşalım. Evet. Samuray arılarından bahsedecek. Evet, samuray arısı. Sizler de soracaksınız biliyorum. O zaman ben müsaade ederseniz ondan da bahsedeyim. Tabii sadece bu saydığım mekanik mücadele ve kimyasal mücadele değil. Biyoteknik mücadele ve biyolojik mücadele de bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyor. Şimdi biz biyoteknik mücadele kapsamında ilçelerimize, mahallelerimize, farklı noktalara, yoğun olan yerlere, kokarca yoğunluğunun fazla olduğu yerlere biz tuzaklar astık. Birazdan içeriye girdiğimizde de göreceğiz. Şu ana kadar 100 civarında bir tuzak astık yoğun yerlere. Bu tuzaklar bir feromon salgılıyorlar ve bu salgılarıyla böceği topluyor, çekiyor ve o tuzağın içine giren böcek tekrar çıkamıyor. O böcekleri imha ediyoruz. Bu biyoteknik mücadele. Şu an biz 600 tane daha yeni tuzak aldık. O 600 tuzağı da inşallah bu yoğun bölgelerden başlamak üzere bahçelerimize asmak suretiyle biyoteknik mücadeleye de, ilaçsız mücadeleyi de gene bakın burada uygulamış olacağız. Bu tuzaklar çok sayıda kokarcayı çekiyor. Tabii bir sonraki aşama hemen Haziran ayının başında inşallah ilimizde de samuray arılarını doğaya salmak suretiyle kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleyi de gerçekleştirmiş olacağız. Herkesin beklediği bir şeydi bu açıkçası. Yani samuray arılarıyla mücadele özellikle. Ne kadar bir samuray arısı salınacak? Ne zamandır bekleniyordu? Çünkü herkes çok merak ediyor samuray arılarının nasıl bir mücadele yaptığını. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Evet, şimdi samuray arıları bu konuda özellikle şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tarım Orman Bakanlığımızın Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü samuray arısının üretimi noktasında çok ciddi bir gayret sarf ettiler. Sayın Bakanımız enstitüyü talimatlandırdığı günden bugüne yoğun olarak bu samuray arılarının üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ve gayet de güzel bir üretim gerçekleştirildi şu an. Yoğun çalışmalar yapıldı. Bunu bizzat bizler de şahidiz, biliyoruz. Şu an 150 bin civarında bir samuray arısı üretimi planlanıyordu. Tahmin ediyorum bunun da biraz üzerine çıkıldı ve önümüzdeki günlerde bu kokarca zararlısının görüldüğü illerde bu samuray arısının doğaya salınımı da gerçekleşecek. Biliyorsunuz samuray arıları kahverengi kokarcanın yumurtasını parazitlemek suretiyle o yumurtadan kokarca yerine samuray arısı çıkması sağlanıyor ve o kokarca çıkışını önlemiş oluyor. Bu yönüyle çok çok değerli. Bu mücadele açısından da çok çok önemli. Çok çok, çok da katkı sağlayacak. Buna inanıyoruz. İlimizde 10 Haziran civarında bu samuray arılarının doğaya salınması planlanıyor. Bununla ilgili Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzle ve Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzle sürekli görüşmeler halindeyiz. Burada en uygun zamanı, bakın onların sahada işe yarayabilmesi için kokarca yumurtalarıyla buluşması lazım. Bu kokarca yumurtaları da şu an kokarcalar çiftleşme döneminde ve önümüzdeki günlerde yumurta bırakmaya başlayacak. İşte o dönemde bu samuray arılarını doğaya salmak suretiyle bu kokarca yumurtalarını parazitlemesini ve imha etmesini, yani oradan samuray arısı çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla yumurtaların olduğu dönemde salacağız. Bu da aşağı yukarı 10 Haziran döneminde salacağız gibi duruyor. Henüz netleşmese de görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen o tarihte doğaya salacağız. Ne kadar samuray arısı bırakacağız? O da 14-15 bin civarında olabilir. Belki bu biraz daha artabilir. O konuda da şu an tam net bir şey yok ama enstitümüz ve bakanlığımız bize
En uygun sayıda burada ihtiyacımızı karşılayacak şekilde bir samuray arısı gönderecek. Verebileceği en üst seviyede arıyı ilimize gönderecek. Bunu biliyoruz. Tabii buradan samuray arısı konu edildiği yerde özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Evet, samuray arıları doğada belli bir süre sonra dengeyi inşallah sağlayacak. Yani bu kokarca zararlısını biyolojik mücadelesi kapsamında samuray arıları bu doğal dengeyi bir yerde sağlayacak. Ama biz bu seneki ürünümüzü de korumak durumundayız. Yani şu an yaptığımız bu ilaçlama çalışmaları veya sonrasında belki ihtiyaç duyduğumuzda gene yapacağımız ilaçlama çalışmaları bu seneki ürünümüzü kurtarmaya yönelik, bu seneki ürünümüzü korumaya yönelik çalışmalar. O yüzden çok önemli. Yani bu konuda ben üreticilerimizin sadece samuray arısına işi görür, samuray arısı gereğini yapar, biz ilaç yapmayalım, ilaçlama yapmayalım gibi bir düşünce içerisinde olmamalarını, şu anki yapacağımız ilaçlama çalışmalarının bu yılın ürününü korumaya yönelik olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama samuray arıları da inşallah önümüzdeki süreçte bu yıl, gelecek yıl salacağımız yeni arılarla beraber doğal dengenin oluşmasına ve kokarca popülasyonunun baskılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Müdürüm, şunu da merak ediyorum. 5 ilçe açıklandı samuray arıları için. Bunlar popülasyonun çok fazla olduğu bölgeler. İlerleyen süreçlerde, yani bu yıl için olmazsa bile ilerleyen süreçlerde ya da bu yıl içinde başka ilçelere de salınması mümkün olacak mı? Çünkü dün Altınordu'dan bir görüntü geldi, Kökenli Mahallesi'nde evi istila etmişti. Yani o ilçedeki vatandaşlar da merak ediyor açıkçası bu soruyu. Evet, tabii ki biz samuray arısının olduğu ilçelerimizde bu samuray arısını, kahverengi kokarca zararlısının yoğun olduğu ilçelerde samuray arısını doğaya bırakacağız. Bununla ilgili şu an henüz netleşmiş bir şeyimiz, kararımız yok. Yani 5 ilçede yoğun olarak görüldüğü için buralar belki öne çıkıyor olabilir, ön plana çıkıyor olabilir. Ama diğer ilçelerimizde ve Altınordu'da da vardı bu zararlı. Oralarda da salınacak, oralara da samuray arısı bırakılacak. Şu an dediğim gibi ilçelerin hangileri olduğu konusunda bir net bir kararımız yok. Ama tuzaklarımız var. Bu kahverengi kokarcayla mücadelede kullandığımız huni tuzaklarımız var. O tuzakları inşallah o yoğun görülen yerleri biz takip ediyoruz. Yani tuzaklarla oraları da takip ediyoruz. Oralardaki popülasyonun durumuna göre, yoğunluğuna göre gerekli tüm çalışmaları orada da yapacağız. Yaptık bugüne kadar, gene yapacağız. Yani dediğim gibi mücadele tek soluklu değil. Sadece bir uygulamayla bitirilecek, başarılacak bir şey değil. Mücadele çok soluklu. Mücadelenin farklı dönemlerde farklı mücadele yöntemleri var. Biz hepsini kullanmak suretiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm mücadele unsurlarını kullanmak, yöntemlerini kullanmak suretiyle biz bu zararlının ilimizde fındığa ve diğer tarımsal ürünlerimize vermiş olduğu zararı en alt seviyeye indireceğiz. Bunda kararlıyız. Sektör buna inanmış durumda. Üreticilerimiz inanmış durumda. Sayın Valimiz her konuda bize destek oluyor. Gene Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız her konuda bize destek oluyor. Ve tüm sektör paydaşlarımız birlikte bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. En büyük gücümüz de üreticilerimiz. Onlar da buna inanmış durumda ve gerekli mücadeleyi yapıyorlar. İnşallah hep beraber başaracağız. Fındığımızın kokarca tarafından yenilmesine, tüketilmesine müsaade etmeyeceğiz. Evet, mücadele her zaman devam ediyor. O mücadelelerden birisi de feromon tuzaklar. İsterseniz sizinle birlikte üreticilerimiz de merak ediyorlardır. Feromon tuzaklara dair bilgilendirmeler yapalım. Feromon tuzaklar ne işe yarar, nasıl kurulur, yüzde kaç başarı oranına ulaştı? Bahçede üreticiler de bekliyor. İsterseniz oraya da bir bakalım. Evet, şu an bu bahçede uzman arkadaşlarımız üreticilerimizle toplantı halindeler. Onlar kahverengi kokarca mücadelesini, bir yandan da şu an içinde bulunduğumuz dönemde ikinci azotlu gübre uygulamasının yapılması gerekiyor. O konularda üreticilerimize bilgilendirme yapıyorlar. Feromon tuzaklarımız da burada da var bu bahçede. Hem ona da birlikte bakalım, uygun görürsünüz. Şimdi kokarca ile mücadele kapsamında feromon tuzaklar oldukça önemli. Ordu'nun birçok ilçesinde de feromon tuzaklar kuruldu. Onlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Çatalpınar Göller Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde. Şöyle
Burada üreticiler de var. Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü'nden yetkililer vatandaşları bilgilendiriyorlar. Vatandaşları kokarcaya karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda eğitimler veriyor. Bu kokarca popülasyonu arttığı ilk günden bu yana da devam ediyordu. İl müdürümüzle birlikte şimdi feromon tuzaklarını inceleyeceğiz. Üreticiler mutlaka hakimdir ama nasıl yapılması gerektiği konusunda Ordu'da kaç feromon tuzak var, kuruldu, yüzde kaç başarı oranına ulaşıldı? İl Tarım Müdürü Kemal Yılmaz'la konuşacağız. Evet müdürüm, şu an bir feromon tuzağının önündeyiz. Üreticiler de oldukça meraklı. Evet. Kokarca ile mücadele konusunda eğitimler tabii ki veriliyor. Bugün de onlardan bir tanesindeyiz. Şu an bir feromon tuzak var ve içerisinde de kahverengi kokarcaları görüyoruz. Önce feromon tuzak nedir? Yani bilmeyenler için anlatabilir misiniz? Evet, feromon tuzaklar bu kahverengi kokarcanın toplanmasını sağlayan bir salgıyla, feromon adı verilen bir salgı üretiyor bu böcek. Bu astığımız feromonla da, bakın şurada içerisinde var, bu feromon bu koku yayıyor. Bu kokuya kahverengi kokarcalar toplanmak suretiyle buradan giriş yapıyorlar ve bu huniye hapsoluyorlar. Bunlar daha sonra arkadaşlarımız tarafından toplanıp imha ediliyor. Gördüğümüz üzere bu bahçede de şu an bayağı bir şey var. Evet. Bahçedeki kokarcaları bu salgılanan feromon koku buraya topluyor ve bu tuzağın içerisine alıyor. Böylece bunların bahçeye yapacağı zararı da önlemiş oluyoruz. Dedim ya, mücadele yöntemlerinden birisi de bu, evet, biyoteknik mücadeleydi. Biyoteknik mücadele de bu tuzaklarla yapılıyor. Gene bizim bu zararlının yoğunluğunu tespit etmek amacıyla kullandığımız yapışkan tuzaklarımız var. Onlar da bu bahçede yok ama başka bahçelerde de o yapışkan tuzaklarımız var. O yapışkan tuzaklarımız da gene kokarcaların o tuzağa, işte oradaki kokuya gelip tuzağa takılıyorlar, yapışıyorlar ve biz orada sayımlar yapmak suretiyle o bölgede kokarcanın yoğunluğunu tespit etmiş oluyoruz. Bunlardan şu an elimizde yaklaşık 100 civarında asılı bu yoğun olan yerlerde, ama 600 tane daha yeni tuzak alımı gerçekleştirdik. O tuzakları da önümüzdeki bu süreçte bahçelerimize asmak suretiyle, yoğun görülen yerlere asmak suretiyle bu kokarcaların toplanıp imha edilmesini sağlayacağız. Yani sadece ilaçlı mücadele değil, bu tuzaklarla da biyoteknik mücadelede gerçekleştiriyoruz. Mücadelemiz entegre mücadelenin tüm unsurlarını kullanmak suretiyle devam ediyor. Az önce de ifade ettim, burada üreticilerimiz bu işe inanmış durumda. Yani bu mücadeleyi başaracağımıza inanmış durumdalar. En büyük gücümüz onlar, her zaman söylüyorum. Üreticimiz ürettiği sürece biz varız. Fındığı da gene üreticilerimizle, tüm sektör paydaşlarımızla yapacağımız çalışmalarla bu kahverengi kokarca zararlısından koruyacağız. Bakanlığımızın tüm birimleri bu işle şu an yoğun olarak ilgileniyorlar ve her türlü desteğe, katkıyı alıyoruz bakanlığımızdan. Gene yerel yönetimlerden, sektör paydaşlarından her türlü destek alınıyor. Üreticilerimiz de gerekli mücadeleyi, çalışmayı yapıyorlar. Bakın geçen sene işte burada arkadaşlarımız biliyor, o kışlak mücadelesi yapılmamış olsaydı, 907 tane kışlakta mücadele yapıldı. O yapılmamış olsaydı bugün emin olun yürüdüğümüz yerde suratımıza kokarcalar çarpacaktı. O kadar yoğunluk vardı. Şu an çok şükür o yoğunluk kaybolmuş durumda. Yakından takip ediyoruz. Yani inşallah daha o boyutlara ulaşmaması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Benim şu sorum da vardı. Geçtiğimiz günlerde siz kendiniz uyarıda bulunmuştunuz. İlaçlama çalışması yapılırken özellikle kivi ağaçlarına, diğer ağaçlara zarar verilmemesi konusunda üreticiler bazı konularda hani ilaçlama yaparken ister istemez doğru bilinen yanlışlarla yanlış bir mücadele yapabiliyor. Bu da kokarcaya aksine daha yani azalmasından ziyade bir etkisi olmuyor. Bu konuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? Üreticiler ilaçlama yaparken nelere dikkat etmeli? İlaçları nereden temin edebilirler? Evet, en son sorumuzdan başlayalım. İlaçları piyasada zirai mücadele ilaç bayilerimiz var. Ziraat odalarımız var. Özel sektörde bu işi yapan bayilerimiz var. Buralarda bu ilaçlar mevcut. Yani ruhsatlı ilaçlar mevcut. Bir defa ruhsatlı ilaçları kullanacağız. Yani hangi zararlıya veya hangi hastalığa karşı ilaç kullanıyorsak kullanalım. Biz burada ruhsatlı olan, yani bakanlığımızdan ruhsat almış ilaçları kullanacağız. Bu çok çok önemli. Ve ilaçları
Nerede, nasıl kullanacağız? Kullanacağımız ilaçları dozunda kullanacağız ve zamanında önerilen dozda kullanacağız. Bu da çok önemli. Eğer biz bu ilacı işte ya biraz fazla katayım da bir kapak daha fazla katayım da bu genel bir şey var bu konuda hatalı bir uygulama var. Bir kapak daha fazla atayım da hiçbiri kalmasın, hepsi ölsün diye o şekilde uygulama yapanlar da var. Ama bu olmamalı, bu çok yanlış. Kesinlikle buna üreticilerimiz fırsat vermesin. Gerekli dozu neyse onu kullansınlar. Zaten bu bir çalışma yapılarak bu belirleniyor. Ne kadar kullanılacağı ilacın bir çalışma yapılıyor, öyle belirleniyor. O yüzden o dozu neyse, ne önerilmişse onu kullansınlar. Bazı ilaçlar var. Mesela şu içinde bulunduğumuz dönemde hem mücadelede kullanılan, işte kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılan ilaçlar var. Bahçemizde külleme varsa küllemede kullanılan ilaçlar var. Mesela o ilaçlar karışabilirlik durumuna bakıp gene yaprak gübresi uygulamaları bu dönemlerde yapılabiliyor. Bu yaprak gübresini de karışabilirliğini ilgili bayiden veya ilçe tarım müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımızdan bilgi almak suretiyle karışabiliyorsa o ilaçlar karıştırıp hepsini birden uygulayıp maliyeti de, işçilik maliyetini de düşürebilirler. Bu da çok önemli. Bir diğer husus, bizim malum arıcılık bizim için çok çok önemli. İlimizde ikinci önemli sektör fındıktan sonra. Tarımsal üretim anlamında söylüyorum. Tabii arıcılık da bu çalışmalardan etkilenmemeli, olumsuz etkilenmemeli. İşte kullandığımız ilaçların kutularını su kaynaklarına atmamamız lazım, oralara bulaştırmamamız lazım. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Arılar oradan su içiyorlar çünkü, arılarımız zarar görmesin. Gene ilaçlama yapılmadan önce o bölgedeki arıcılarımızı uyarıp arılarını oradan kaldırmaları, uzaklaştırmaları için görüşme yapmaları lazım. Bu konuda da ilçe teşkilatlarımız, arkadaşlarımızı, arıcılarımızı da uyarıyorlar. Gene sabah erken ve akşam geç saatlerde arıların uçuşunun daha sınırlı olduğu, olmadığı saatlere bu ilaçlama çalışmalarını getirmek, o saatlerde yapmak arıcılık sektöründe bu yapılan mücadele çalışmalarından korunması anlamında çok çok önemli. Bir de tabii bizim bahçelerimizde yoğun olarak hayvan da otlatılıyor. Bahçe altı otları için hayvanlar bahçeye bırakılıyor. İlaçlama yapılan bahçelere hayvan da bırakılmamasını özellikle istiyoruz. Bir 10 gün süreyle o bahçelerde hayvan bırakılmasın. 10 gün sonra, ilaçlamadan sonra hayvan bırakılabilir. Teşekkür ediyorum. Birazdan da bir ilaçlama ve eğitim çalışmaları olacak sanırım. Evet. Şu an arkadaşlarımız burada eğitim çalışmalarına başlamıştı. Herhalde bizi görünce ara verdiler. Orada gerekli eğitim çalışmalarını yaptık. Bu iş çok, eğitim kısmı da çok çok önemli. Evet, eğitim kısmıyla da ilgili bilgi verirseniz. Evet. Şimdi şöyle, biz bazen şununla da karşılaştık. Ya müdürüm, hep anlatıyorsunuz, eğitim veriyorsunuz da biraz da sahada işte artık gelin ilaçlayalım, burayı kurtaralım diye serzenişler oluyor ama bir farkındalık oluşturulması için, yani bir defa toplumda bu zararlıyı vatandaşlarımızın, üreticilerimizin öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Üretici neyle mücadele ediyor? Nasıl bir zararlı bu? İşte mesela burada eminim ki çoğu üreticimiz biliyordur. Çünkü eğitim çalışmalarına katıldılar daha önceden de. Ya bir tane kokarca, bakın, mücadele etmediğimiz takdirde 200 tane yeni kokarca demek. Yani bu kokarca eğer biz şu an imha etmezsek o bir tane dişi ergin yumurta bırakacak. Seneye 200 tane olacak. Yani 200 tane olarak karşımıza çıkacak. O yüzden bu hiç şakaya gelir tarafı yok. Bu işin çok ciddi bir mesele, ciddi bir sorun ve biz bunun farkındayız. Bu eğitim çalışmalarıyla da üreticilerimizi de vatandaşlarımızı da bu konuda bu işin farkına varmaları noktasında gerekli hassasiyeti gösterdik, gerekli çalışmaları yaptık. Sağ olsun üreticilerimiz de o eğitim çalışmalarımıza yoğun ilgi gösterdiler. Hatta mahallelerimizde üreticilerimizle, vatandaşımızla sıklıkla bir araya gelen imamlarımız var, öğretmenlerimiz var. İşte köyde kim varsa üreticiyle temas halinde olan, onların da eğitimini gerçekleştirdik. Sağ olsun il müftülüğümüz, ilçe müftülüklerimiz gene hutbede bu konuda uyarılarda bulundu. İlaçlama çalışmalarının yapılması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundular. Konunun önemine dikkat çektiler, mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ve biz de çok sayıda il genelinde eğitim gerçekleştirdik ve halen devam ediyor. Halen de yoğun bir şekilde bu eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sonuç, bir duyarlılık oluştu. Şu an üreticimiz öncesine göre gerçekten çok çok duyarlı. Yani bakın, biz kışlak ilaçlamalarında, yani bunu da söylemek durumundayım. Yani şu serenderinizi
bir açalım, burayı ilaçlayalım veya işte şu çatı arasına bir ilaç atalım diye ekiplerimiz gittiğinde bazı vatandaşlarımız ilk etapta, ilk günleri söylüyorum ama ya ben işim var çarşıda, gelemem edemem gibi yaklaşımlar da oldu. Ama şu an öyle değil. Şu an bütün üreticilerimiz çok çok daha duyarlı. Bir de bizim mesela Karadeniz'de şöyle bir sorunumuz var. Üreticilerimizin bir kısmı, hem de çok büyük bir kısmı, yani bu %30-40'ları rahatlıkla bulur. İl dışında, şehir merkezlerinde, büyük şehirlerde kalıyor. Yazın köyüne geliyor, mahallesine geliyor, fındığa geliyor sadece. Dolayısıyla o köyde olan boş haneler de bu kokarcanın toplanması için önemli bir kışlak pozisyonunda, konumunda. Biz zaman zaman gene sizler aracılığıyla basınımız, yerel basınımız, ulusal basına yaptığımız açıklamalar da oldu. Ve mutlaka mahallelerinizi ziyaret edin. Üreticilerimize gidin, mahallelerinizde yani köylerinizde gidin, evlerinizi bakın, çatı aralarını kontrol edin, efendim serenderleri, odunlukları kontrol edin ve bu ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirin. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar olabilir diye uyarılarda bulunduk. Buna da çoğu üreticimiz itibar etti. Sağ olsunlar, büyük oranda gelip bu mücadele çalışmalarını desteklediler, kendileri yaptılar. Kendi imkanlarıyla yapan çok sayıda üreticimiz var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Yani bugün eğer bu bahçede yüzümüze kokarca çarpmıyorsa emin olun bu mücadele çalışmalarının başarısı sayesindedir. Burada emek veren, katkı sunan tüm üreticilerimize, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son şunu sormak istiyorum. Tabii ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Özellikle biz ordu olarak kokarca ile mücadelede büyük bir örnek bir davranış sergiledik. Bu konuda herkes elini taşın altına koydu. Fakat özellikle samuray arılarının salınmasıyla birlikte ya da ilaçlama çalışmalarının yapılmasıyla birlikte ilk zamanlarda olduğu gibi bazı üreticiler nasıl olsa mücadele yapılacak, benim yapmama gerek yok rağbetine kapılıyorlar. Evet. Bu konuyla ilgili sizin de bir uyarınız mutlaka olacaktır. Bir çağrınız mutlaka olacaktır. Rağbete kapılmak demek aksine bu mücadelenin yeniden başlaması da demek oluyor, biliyorsunuz ki. Tıpkı evet, pandemide olduğu gibi. Siz neler söyleyeceksiniz buradan üreticilere? Çünkü önümüzde fındık sezonu artık. Rağbete kapılmamaları konusunda nasıl bir uyarıda bulunacaksınız? Evet, çok çok önemli bir konuya değindiniz. Bırakırsak başladığımız yere döneriz. Biz bu mücadeleyi ta ki popülasyonu tam manasıyla baskılayıp arzu ettiğimiz noktaya gelinceye kadar bu mücadeleyi ihmal etmeden mücadele çalışmalarını devam edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bakın bu mücadele, hep söyledim, üstüne basarak söyledim. Sadece samuray arısı bırakmakla bitmeyecek. Şu biyoteknik tuzakları kullanmakla bitmiyor. Mekanik mücadele veya ilaçlı mücadeleyle bitmiyor. Bakın biz bütün mücadelede kullanılan unsurları kullanarak biz bu noktaya geldik. Bundan sonra da bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Eğer biz bu çalışmalarda bir aksaklık olursa, bu çalışmalardan herhangi birini ihmal edersek, o zaman başa döneriz ki Allah korusun. O zaman biraz önce söyledim, bir tane 200 tane demek. Bir tane dişi kahverengi kokarca ergini 200 yavru demek. 10 tanesi 2000. Yani 100 deyince rakamlar nasıl büyüyor değil mi? 1000 deyince çok daha büyüyor. Dolayısıyla biz sadece bir kışlakta binlerce kokarca imha ettik bakın. Bir kışlak ilaçlamasında binlerce kokarca imha edildi. Yani onların şu an sadece o 1000 tane yaşasaydı, yani bugün dünya 200 bin demek. 1000 tane 200 bin demek, yani hesap edin. Çok korkunç rakamlar çıkıyor. O yüzden hiç şakaya gelir tarafı yok, hafife alınacak tarafı yok. Evet, samuray arılarını salacağız. Samuray arıları da tabii çalışmaya başlayacak. Kokarca yumurtalarını parazitleyecek. Ama bu bir anda samuray arıları hepsini parazitleyip de iş bitti değil. Öyle olmayacak. Bu devam edecek mücadele çalışmaları. Samuray arısı da seneye bir miktar daha salınacak. O salınanlar doğada çoğalacak. Bir şekilde belli bir noktada dengeye, doğal dengeye ulaştığında da zaten o zaman bu mücadelede başarıya ulaşmış, tam manasıyla netice alınmış olacak ki tekrar burada şunu ifade edelim. Üreticilerimiz sakın samuray arısı bırakılacak diye bu mücadeleden vazgeçmesinler. Ya doğaya samuray arısı bırakıldı, artık daha biz bir şey yapmayalım, biz bu işin peşini bırakalım, işimize gücümüze bakalım. Hayır, öyle değil. Mücadeleye devam. Her şartta mücadeleye devam. Ta ki
İnşallah o günleri de hep beraber böyle sizler aracıyla üreticilerimize açıklayıp artık bu konuda ilaçlama yapmanıza gerek yok demedikçe veya şu mücadele yöntemini kullanmanıza gerek yok demedikçe mücadele yöntemlerinin tamamını kullanmak suretiyle, döneminde kullanmak suretiyle çalışmalara devam edeceğiz. Yani şimdi biz bu bahçede isterseniz bu eğitim bir şey yapalım. Bir beyaz çarşaf serip biz üreticilerimize şunu diyoruz. Bahçenize girin, bir bahçede bir çarşaf serin ocağın altına. Dalları bir silkeleyin bakalım kokarca düşecek mi? Uygulamalı olarak bunu da bir, gösterelim evet, müdürüm. Evet, bunu bir görün, görsün istiyoruz üreticimiz. Eğer dallardan kokarca düşerse yere o zaman... Şöyle sanırım şurada yapacak mı? Evet, arkadaşlar hazırlasın bir yere oraya tamam. Doğru yöneliriz bu birazdan. Bu tarafa da yapabiliriz tabii. Şimdi fark ediyorsa buraya çağıralım. Tamam, arkadaşlar da orada. Tamam, biz de oraya doğru bir geçelim. Şu an neler yapılıyor müdürüm? Anlatabilir evet, misiniz? Şu an arkadaşlarımız beyaz bir çarşaf serdiler ve evet orada kameraman arkadaşımız şey yaparsa kahverengi kokarca bulundu sanırım. Gel abi. Evet. Bakın orada gene şurada evet bakın uçtu bir tanesi. Evet, mücadele çalışmaları tabii ki devam ediyor ama kahverengi kokarcılar hala varlar. Evet. Tuzakların olmadığı yerlerde ama popülasyon oldukça az. Az. Şu an gördüğünüz üzere popülasyon çok fazla yok. Uçuyorlardı. Evet. Şimdi daha öncesinde bu mücadele çalışmaları yapılırken başka bir bahçeye geçmiştik. Orada gene sizden de arkadaşlarımız vardı, görüntü aldılar. Tabii bu söylediğim bir ay öncesi filan. O bahçede mesela çok fazlaydı. Bir dalı silkelediğimizde 50 tane kokarca düşmüştü. Bakın şu an burada dalı silkeledik, 2 tane kokarca düşmüş durumda. Ne yapacağız burada şu an? İşte bu dalları üreticilerimiz bahçelerinde dalları silkelesinler. Girdiğinde çarşafı sersin yere dalı silkelesin. Kokarcayı görüyorsa bahçesinde o zaman orada ilaçlamayı yapsın. Şimdi burada da mesela 2 tane düştü kokarca. Bunu hep beraber gördük. Şimdi bu bahçede arkadaşlarımız ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştirecekler. Tabii biz daha önce burayı bakmıştık. Yani burada o tespitleri yapmıştık. Doğru tespit ettiğimizde ortaya çıktı. Şu an onu da çarşafı serip üzerine silkeleyince dalı gördük. Bu bahçede şu an mücadele çalışması yapılacak. İlaçlı mücadele çalışması da şu an gerçekleştirilecek. Bu şekilde mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Müdürüm, bir eğitim ve ilaçlama çalışmasından da örnek gösterebilirsek, eğitim çalışmalarıyla özellikle çünkü bahçemizde çok fazla üreticimiz var. Evet. Kokarcaya karşı oldukça duyarlılar. Evet. Bunda hem sizin hem de ilçe müdürlüklerimizin büyük bir katkısı ve başarısı var. Bu konuda da bunu da söylemeden geçmek olmaz. Üreticilere de nasıl bilgiler veriliyor? Hiç eğitime katılmamış üreticinin olduğunu sanmıyorum ama evet. Eğer varsa bizi çevrelerden izleyen mutlaka üreticimiz vardır. Sadece biliyorsunuz evet. Orada da üretilmiyor fındık. Giresun'da da özellikle kesinlikle. Çok fazla kokarca ile ilgili popülasyon vardı. Eğitimlerde neler yapılıyor? İsterseniz onlarla da ilgili hem izleyenleri hem de üretici bilgilendirelim. Evet. Fındık uzmanlarımız var. Ben buradan o arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten bir tanesi de şu an yanımızda. Gene ilçe müdürlüğümüzden arkadaşlarımız var. Evet bakın göller şeyden Çatalpınar Belediyesi'nden arkadaşlarımız var. Geçen seneki o mücadele çalışmalarında kışlak ilaçlamalarında görev yapan bütün kışlakları dolaşıp ilaçlayan ekiplerin içerisinde görev alan arkadaşlarımız var. İlçe müdürümüz de burada. İlçe müdürümüz sürekli sahada, kendisine de teşekkür ediyoruz. Çok emeği var. İşte bu dedik ya mücadele bir soluklu olmuyor. Yani bir kişiyle iki kişiyle olmuyor. Yani bakın isimsiz bir sürü çalışan var, kahraman var. Hepsi özveriyle çalışıyor ama en büyük kahramanlarımız bakın muhtarımız burada. Sağ olsun onlar da yakından ilgilendi, takip ettiler süreci. Vatandaşlarımız, üreticilerimiz yani onlar yapmasa siz nereye kadar yapabilirsiniz? Sağ olsun onlar bu işi sahiplendi. Ve bu sahiplenmeyle bu eğer bugün bir başarıdan bahsedebiliyorsak, konuşabiliyorsak bu öyle gerçekleşti. Yani 400'ün üzerinde en son bir ay öncesinde bir rakam almıştım arkadaşlardan ki ondan sonra da sürekli bu eğitimler devam etti. 400'ün üzerindeydi eminim ki şu an. 600'ü 700'ü de bulmuştur bu eğitimler. Çünkü bütün ilçe müdürlüklerimiz sürekli sahada.
Yani gene ziraat dallarımız aynı şekilde o eğitimler devam ettiği için çok sayıda eğitim veriliyor. Ya mesela geçen yaşadığımız bir olay, bakın bunlar hep tabii biz kahverengi kokarcayla geçen seneye kadar görmedik, yoktu burada. Evet. Bu mücadele çalışmalarında da bazı şeyleri yeni yeni görüyoruz. Buradan şunu da söyleyeyim mesela, çok önemli işte Çamaş ilçemizde bir kışlak olarak Kokarca'nın kullandığı bir bina, 3 katlı bir binaydı ve binanın dışı sıvasızdı. Tuğlalar kırılmış, çatlamış. O çatlaklardan, kırıklardan kokarcalar tamamı o binaya girmişler. O tuğlaların içine girmişler. Düşünsenize bir tuğlayı, içinde onca gözenek var, gözler var. O gözlere hep kokarcalar girmek suretiyle o binayı kışlak olarak kullanmışlardı. Ve biz o bir ay önceki bahsettiğim, hani yoğun dedim, çarşaf silkelediğimiz, çarşafın üzerine silkelediğimizde 50-60 tane düştü dediğim yer orasıydı. Bütün kokarcalar oraya toplanmış o binaya. O binanın işte tuğlaların arasına girmişler ve havalar ısınınca oradan hepsi çıkış yaptı. Nereye çıkış yaptı? İlk olarak hemen kışlağın etrafındaki fındık ocaklarının üzerine çıkış yaptı. Biz o kışlağın etrafındaki fındık ocaklarını bir dalı silkelediğimizde 50-60 kokarca düşüyordu. İki sıra yukarıya çıktığımızda, dalı silkelediğimizde kokarca hiç yoktu. Yani buradan şunu gördük. Kışlaklardan çıkan kokarcalar ilk defa hemen kışlağın etrafındaki fındık ocaklarında veya oradaki diğer tarımsal ürünlerde beslenip zarar yapıyorlar. Dolayısıyla biz bu çok önemli mücadele için. Kışlaklardan çıkış tarihinde işte o kışlağın etrafındaki fındık ocaklarını ilaçladığımız zaman bu bize mücadelede o kışlaktan çıkan kokarcaları imha etme imkanı sağlayacak. Bunlarla karşılaştık bu süreçte, bunları da öğrenmiş olduk. O zaman ne yapacağız? Bir defa köylerimizde sıvasız ev bırakmayacağız. Herkes kendi evinin duvarlarını sıvayacak. Bu önlemi de alacağız ki oraları kahverengi kokarca kışlak olarak kullanmasın. Buna da müsaade etmeyelim. Mesela bunları öğrenmiş olduk bu mücadele sürecinde. İşte kışlakların ne kadar önemli olduğunu, o çatılarda binlerce kokarca imha edildi bakın. Çatılarda binlerce kokarcayı bir ilaçlamayla, işte o halk sağlığında kullanılan ilaçlarla, bu ruhsatlı ilaçlar bugün piyasada ruhsatlı olarak da bulunuyor bu ilaçlar. O ilaçları kullanmak suretiyle de çok sayıda binlerce kokarca imha edildi. Çuvallarla, kovalarla o kokarcalar oradan alındı, çıkarıldı. Ve bugün çok şükür o mücadele yöntemleri kullanılmasıyla bugün popülasyon daha da azalmış durumda. Şu an bu bahçede de biraz önce dalı silkeleyince iki tane gördük. Bu bizim için bu bahçede ilaçlama çalışmasının yapılması noktasında yeterli. Birazdan arkadaşlarımız bu bahçeyi de ilaçlayacak. Evet, Çatalpınar'dayız, Göller Mahallesi'ndeyiz. İlaçlama çalışmalarının ve eğitim çalışmalarının nasıl devam ettiğiyle ilgili bilgi veriyorduk. Yanımda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkili Halit Bey var. Bize eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilecek. Eğitim çalışmaları nasıl yapıldı? İlk başladığı zamandan bu zamana kadar. İlk başladığımız zamandan biz mücadelemizi kışlak mücadelesiyle başladık. Yöredeki yaygın olan yerlerde belediyemizle beraber, büyükşehirle beraber ve ekiplerimizle beraber kışlak mücadelemizi yaptık. Üreticilerimiz de sağ olsun buna çok önem verdiler. Kışlak mücadelesinin bitmesiyle beraber hava sıcaklıklarının artması, Nisan ayında 16 derecenin üzerine çıkmasıyla beraber böcek uçuşları başladı. Bununla beraber üreticilerin evlerinin yakınındaki bahçelerde yoğunluk başladı. Buralarda tespit ettiğimiz yerlerde ilk olarak biz mücadelemizi yaptık. Yoğun olan yerlerde, çıkışların olduğu yerlerde, ev çevrelerinde. Bu bahçelerle beraber biz ondan sonra da attığımız tuzaklarla beraber mücadele takvimimizi belirledik. Mücadele takvimimizde sahil kuşağı için 6 Mayıs, orta kuşak için 9 Mayıs, yüksek kesim için ise 12 Mayıs olarak belirledik. Burada üreticilerimiz zaten mücadeleye başlamışlardı. Ancak yağmurla gitmesiyle beraber ara verdiler. Şu an devam ediyorlar havalar güzeldiğinde. Yapan üreticilerimiz ilaçlarını yaptılar. Şimdi de devam edecekler. Biz bu ilaçlamalara zaten ikinci ilaç gerekirse yoğunluğa göre takvimimizi açıklayacağız. Burada da yine bir eğitim çalışması yaptık. Üreticilerimiz sağ olsun katıldılar. Bu eğitim çalışmalarına devam edeceğiz. Popülasyon yoğunluğunu elimizden geldiği kadar düşürmeye çalışacağız. Üreticilerimizin topyekun destek olması sağ olsunlar, muhtarlarımız ve üreticilerimiz destek oluyorlar. Bilinç de arttı zaten.
Burada gördük mesela demin sirkeleme yaptık. 2 tane zararlı gördük. Bu popülasyonun bize şükürler olsun düştüğünü gösteriyor. Buradan mücadelemize devam edeceğiz. Ve üreticilerimize hep bir gün bahçeleri çağırıyoruz. Mücadeleye devam etmesini istiyoruz. Biz de eğitimlerimizle, çalışmalarımızla devam edeceğiz bundan sonra. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Müdürüm artık toparlayalım. Ama bizim buradan teşekkür de etmek istiyoruz açıkçası. Üreticiler adına çok bilgilendirici bir yayın oldu. Sizin buradan bir son çağrınız olacak mı? Özellikle geçtiğimiz günlerde bunu da sorup öyle kapatmak istiyorum. Sosyal medyada bazı yerlerde evleri istila ettiğine yönelik işte kokarcıların videoları çıktı. Bu konuyla ilgili sizin sanırım bir açıklamanız olacak. Çünkü bazı üreticinin kafası karıştı. Neler söyleyeceksiniz? Hem de buradan yayını noktalamış olalım. Evet, şimdi o görüntüler sosyal medyada bundan bir ay öncesinde bir görüntüler oldu, ben de gördüm. Hatta onlarla ilgili de bir açıklama yaptım. Buradan bir kez daha açıklamakta fayda görüyorum. O görüntüler, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dikkat ettiyseniz hep kokarcalar ölü vaziyette. Yani ölü kokarcalar paylaşıldı. Aslında bu bizim yaptığımız çalışmanın, kışlak mücadelesinin veya diğer mücadele yöntemlerinin ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesiydi. Yani işte filanca yeri kokarca bastı demişler, paylaşım yapmışlardı. O paylaşımdaki fotoğrafa bakıyoruz. Kışlak mücadelesi yapılan bir çatıda imha edilen kokarcalar var. Yani canlı değiller. Yani mücadelede imha edilmiş kokarcalar paylaşıldı. Tabii sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar da bu zararlının dikkat edilmesi gerektiğini, önemli olduğunu, mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmek adına, konuya dikkat çekmek adına aslında öyle bir paylaşımlar yapıldı. Ama o yapılan mücadelenin bir resmiydi, fotoğrafıydı. Başarının bir göstergesiydi bence. Yoksa o canlı olsaydı gerçekten istila diyebilirdik, sıkıntı olurdu. Ama hepsi imha edilmiş kokarcaların görüntüleriydi. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapacağımız mücadele çalışmalarıyla bu zararlının ilimizde tarımsal ürünlerdeki zararını en az seviyeye düşüreceğiz. Tabii buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın bakanlığımız, Sayın Bakanımız da konuyu çok yakından takip ediyor. Yani sürekli genel müdürümüz üzerinden bizlere talimatlarını iletiyor. Genel müdürümüzle düzenli olarak, yani neredeyse haftanın her günü görüşmeler yapıyoruz. Konu bakanlığımız tarafından da çok yakından takip ediliyor. Sadece Ordu'da değil, tüm illerimizde bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu an Karadeniz illerinde, sahilde bulunan ilçelerde yoğun bir şekilde var. Yani diğer ilçelerde de var. Yoğunluk belki her yerde aynı olmayabilir. Bazı yerlerde daha az, bazı yerlerde daha fazla. Ama bu zararlının olduğu tüm illerde şu an haftalık raporlar alınıyor bakanlığımız tarafından. Yapılan çalışmalar haftalık bakanlığımıza raporlanıyor. Ve konu bakanlığımız tarafından da yakından takip ediliyor. Talimatlar sürekli geliyor. Ne yapmamız gerektiği bizlere ifade ediliyor. Talimatlandırılıyoruz ve o doğrultuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yani bakanlığımız geçmişte çoktur örneği. Yani mücadele farklı zararlara karşı, hastalıklara karşı mücadeleler yapılmıştır. Mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve bunlardan hep başarıyla çıkılmıştır. Bu zararlıyla da kesinlikle mücadelede başarı sağlanacaktır. Burada hepimizin dikkat etmesi gereken, yapılması gerekenleri tam ve zamanda yapacağız. Yani bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa hiçbir korkacağımız bir şey yok. Yani panik yapmaya gerek yok. Bu zararlının mücadelesi var. Evet, çok istilacı bir zararlı. 300'den fazla tarımsal üründe zarar yapıyor. Bakın, çok istilacı bir tür. Hızlı yayılım gösterebiliyor. İşte bir tanesi en az 200 yavru yapabiliyor ki sıcaklığa bağlı olarak bu daha da artabiliyor. Ya yani karşımızda çok ciddi zarar yapabilen bir zararlı var. Bununla mücadelede bugün ruhsatlandırılan ilaçlar var. Bakın işte biyoteknik mücadelede kullanılan feromon tuzaklar var ruhsatlandırılan. Bakanlığımızın ruhsatlandırdığı tarımsal ürünlerde kullanılan ilaçlar var. Gene Halk Sağlığı'nın, Sağlık Bakanlığı üzerinden ruhsatlandırılan biyosidal ürünler, ilaçlar var. İşte o kapalı mekanlarda, insan yaşamının, hayatın olduğu yerlerde kullanılan ilaçlar, depolarda, balkonlarda falan kullanılan ilaçlar var Halk Sağlığı'nın ruhsatlandırdığı. Yani geçen, önceki yıllara göre daha iyi durumdayız. Yani bakanlık hızlı bir şekilde bu konuda aksiyon gösterdi. Ve gerekli ruhsatlandırma çalışmaları yapıldı.
Bugün daha öncesinde yoktu işte. Biyoteknik mücadelede kullanılacak tuzağımız yoktu. Ama şu an ruhsatlı tuzaklarımız var. Onları üreticilerimiz kendileri de zaman içerisinde temin edip bahçelerine asabilecekler. Yani şunu söyleyelim. Burada son olarak üreticilerimize bir mesaj olsun. Mücadelesi belli olan bir zararlı, nasıl yapılacağı mücadelesinin belli. Biz sadece yapmamız gerekenleri, bizlerin tarım teşkilatlarının uyarılarını dikkate almak suretiyle yapılması gereken çalışmaları bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz sürece bu zararlıyla mücadelede kesinlikle başarıyı sağlayacağız, başarılı olacağız ve bu zararlının fındığımıza yapmış olduğu zararı da minimize edeceğiz, en alt seviyeye düşüreceğiz. Hiçbir şekilde tedirginle yer yok ama rehavete de yer yok. Tedirgin olmayacağız, panik yapmayacağız ama rehavete de girmeyeceğiz. Açıklanan, istenilen şeyleri hep beraber yapmak suretiyle bu zararıyla mücadele edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün Çatalpınar Göller Mahallesi'ndeydik. Fındığın en büyük tehditlerinden birisi olan kahverengi kokarcıyı konuştuk. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'la birlikte. Ordu'nun her ilçesinde olduğu gibi Çatalpınar'da da özellikle popülasyonun fazla olduğu bölgelerden birisinde de hem ilaçlama hem de eğitim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bizler de izleyicilerimize ve üreticilere mutlaka ilaçlama ve eğitim çalışmaları ile ilgili nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdik. Bizden aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden stüdyoda. Teşekkür ediyoruz Nesrin, sana ve yanındaki misafirlere. Güzel bir paylaşım oldu gerçekten de, bahçeden birebir hem anlatımlarla hem de bir yandan da bahçede de göstererek, yani realde de gerçekte de göstererek de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine.